Evet arkadaşlar, şimdi ne açıklayacağız? Piyasa dengesini açıklayacağız. Peki piyasa dengesi nedir? Diyeceğiz ki piyasa dengesini tek bir malın arz ve talebini kullanarak en uygun üretim ve en uygun fiyat düzeyinin belirlenmesi demek. O halde tek bir malın piyasa dengesini nasıl açıklayabiliriz? İki şekilde açıklayabiliriz. Bir, şöyle desek doğru olur mu? Tüketicilerin ödemek istediği fiyat, üreticilerin satmak istediği fiyata eşit olursa piyasa dengelidir desem doğru olur mu? Olur. Çünkü bu durumda alan razıdır, bu durumda satan razıdır. Bir sıkıntı yoktur. Ya da şöyle desem olur mu? İki. Desem ki tüketicilerin talep ettiği miktar üreticilerin satmak istediği miktara eşit olursa piyasa yine dengededir dersem doğru olur. Bu durumda ne bir talep fazlası vardır ne de bir arz fazlası vardır. Birbirlerine ne oldu? Yani alım miktarı, satım miktarı eşit oldu. Peki birinci durumda piyasa dengesini ne sağlamış oldu? Fiyat. O halde piyasa dengesi diyeceğiz ki fiyat intibakına dayalı olarak sağlanıyorsa işte biz buna varras değil piyasa dengesi deriz. Peki ikinci durumda piyasa dengesini sağlayan şey talep miktarıyla arz miktarı mı oldu? İşte eğer piyasa dengesi miktar intibakına dayalı bir biçimde sağlanıyorsa ve biz burada ne diyeceğiz bundan sonra? Marshall Gill piyasa dengesi deriz. Peki ben bunu nasıl aklımda tutarım? Şimdi bak, miktar neyle başlıyor? M. Marshall neyle başlıyor? M. O halde miktar intibakına dayalı piyasa dengesini Marshall Gill denge derim. Bunu aklımda tutarsam gerisi zaten kolay. Peki ben piyasa dengesi nasıl göstereceğim? Piyasa dengesini de şöyle göstereceğim. Bakın bakalım. Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Az önce gördük. Bizim talep doğrumuz negatif eğimli değil miydi? Peki gördük. Bizim arz doğrumuz da pozitif eğimli değil miydi? Peki talep doğrusuyla arz doğrusunun kesiştiği şu bir nolu noktada ne vardır? Şimdi talep doğrusuyla arz doğrusu kesiştiği şu bir nolu diye biz bundan sonra ne diyeceğiz? Piyasa dengesi diyeceğiz. Peki bu piyasa dengesinde şöyle bir şey yapalım. Ben bu bir nol noktadan aşağı indiğimde nereye bakıyorum? Miktar eksenine. Peki miktar eksenine baktığımda ne var? Öncelikle arzı görmeyin, talebe bakın. Bu bir nol noktada talep miktarı burada mıdır? Şimdi de talebi görmeyin, arza bakın. Bu bir nol noktada arz miktarı da burada mıdır? O halde talep miktarı arz miktarına eşittir. Piyasa dengesi sağlanmıştır. Ve biz bu duruma piyasa denge miktarı deriz. Peki bu piyasa dengesinden fiyat eksenine geliyorum. Tüketicilerin buradaki ödemek istediği talep fiyatı burada mıdır? Peki aynı şekilde talebi görmeyin arza bakın. Üreticilerin şurada satmak istediği fiyat burada mıdır? O halde tüketicinin talep fiyatı üreticilerin arz fiyatına nedir? Eşittir. Ve biz bu duruma piyasa denge fiyatı deriz. O halde piyasa denge fiyatı ve piyasa denge miktarı gördüğünüz gibi talep ve arz olanın kesiştiği noktada mı kurulmuş oldu? Evet. Eğer ben piyasa dengesine şuradan fiyat ekseninden bakıyorsam doğru. Fiyat intibakına dayalı denge ne diyorduk? Varras bir denge. O halde ben piyasa dengesine fiyat ekseninden bakarsam yani şuradan bakarsam biz buna ne deriz arkadaşlar? Varras bir piyasa dengesi deriz. Peki ben piyasa dengesini şöyle alttan miktar ekseninden bakıyorsam değil mi? Miktar intibakına dayalı denge geliyorduk. Marshall Gill piyasa dengesi. O halde şu miktar ekseninden baktığım piyasa dengesini de biz ne diyeceğiz? Marshall Gill piyasa dengesi deriz.
Evet arkadaşlar, şimdi piyasa dengesini bir örnekle açıklayalım. Şimdi bir talep, bir de arz fonksiyonu yazalım. Bizim talep fonksiyonumuz Qdx eşittir. Ne olsun? 50-5P olsun. Arz fonksiyonumuz ise Qsx ne olsun arkadaşlar? 5P-10 olsun. Peki ne yapacağız şimdi? Şuraya fiyatı yazıyorum. Fiyat, X malın fiyatı. Şuraya X malının talep miktarını yazıyorum. Şöyle X malının arz miktarını yazıyorum. Ve son olarak da ne yazıyorum? Sonuç. Şimdi ilk başta bizim fiyatımız 2 TL olsun. 2 lira. Ben yazarsam 5 çarpı 2, 10. 50-10, talep miktarım 40 birim. Yeni yazarsam 5 çarpı 2, 10. 10-10, arz miktarım 0. O halde fiyat 2 iken talep edilen mal miktarı 40. Fiyat 2 iken arz edilen mal miktarı 0. Hangisi fazla talep? Arz miktarı az. O halde sonuç ne oldu? Karşımda ne çıkarmış? Bir talep fazlası çıkarmış. Peki fiyatımız 4 olsun. 4 çarpı 5, 20. 50-20 ne yaptı? 30. Peki yeni yazalım. 5 çarpı 4, 20. 20-10, arz miktarımız 20. Pardon, arz miktarımız 10. O halde talep miktarımız 30, arz miktarımız 10. Yine hangisi fazla? Talep. O halde yine karşımda ne çıktı? Talep fazlası. Peki fiyatımız 6 olsun. 6 kere 5, 30. 50-30, talep miktarı 20. Arzda yine yazalım. 6 kere 5, 30. 30-10, ne oldu? 20. Bak ne oldu burada? Talep miktarı, arz miktarı eşit oldu mu? O halde talep miktarı, arz miktarı eşit olduğu bu duruma biz ne diyeceğiz? Piyasa dengesi diyeceğiz. O halde piyasa dengesi kurulduğunda şuradaki fiyat benim neyim oldu artık? Biz buradaki fiyata piyasa denge fiyatı deriz. Peki fiyatımız 8 olsun. Fiyatımız 8 olduğunda 8 çarpı 5, 40. 50-40, talep miktarı 10. Fiyatımız 8 olduğunda 8 çarpı 5, 40. 40-10, 30. Bu sefer talep miktarı 10 birim, arz miktarı 30 birim. Hangisi fazla? Arz. O halde karşımıza ne çıkar? Karşımıza arz fazlası çıkar. Peki son kez yapalım. Fiyat 10 olsun. Onu yine yazarsam 5 çarpı 10, 50. 50-50, talep miktarı 0. Arzda yazalım. 5 çarpı 10, 50. 50-10, arz miktarı 40 birim. Hangisi fazla yine? Arz. Yine karşımıza ne çıkarmış? Arz fazlası. Şimdi bakın burada ne var? Fiyat, denge fiyatının altında olduğu yerler, fiyat, denge fiyatının üstünde olduğu yerler. O halde fiyat, denge fiyatından küçükse, bak yazıyorum, ne diyorum? Eğer fiyat nereden küçükmüş? Denge fiyatından küçükse, şunlar değil mi? Karşıma ne çıkacakmış? Karşıma bir talep fazlası çıkacakmış. Peki fiyat eğer denge fiyatından büyük ise karşıma hep ne çıkıyor? Gördüğünüz gibi karşıma hep arz fazlası çıkıyormuş. O halde biz ne deriz şimdi? Bu grafimize geri dönelim. Bakın bu dediğimiz doğru mu? Bu dediğimizi şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Bu dediğimizi benim fiyatım denge fiyatının üstünde atıyorum P2 gibi bir fiyatta olabilir mi? Peki P2 fiyatta biz ne dedik? Fiyat denge fiyatının üstünde olursa karşımıza ne çıkacak dedik? Arz fazlası. Peki ben bu fiyattan hareket ettiğimde önce neyle karşılaştım? Talep. Öyle değil mi? O halde bu fiyattan tüketicilerin talep ettiği mal miktarı bu kadar mıdır? Peki ben bu fiyattan hareket ettiğimde neyle karşılaştım? Arz. O halde üreticilerin bu fiyattan ürettiği mal miktarı bu kadar mıdır? O halde gördüğünüz gibi piyasadaki üretim miktarı bu kadardır. Ama piyasadaki talep miktarı ise bu kadardır. Ne fazla kaldı? O halde ben şu aralığa ne derim? Arz fazlası. Peki biz bunun grafikte de doğru olduğunu gördük. O halde şimdi niye açıklamamız gerekiyor? Şimdi bizim açıklamamız gereken şey Varas ve Marshall'a göre istikrarlı ve istikrarsız denge açıklamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi ne açıklayacağız? İstikrarlı ve istikrarsız denge. Öncelikle istikrarlı denge nedir, istikrarsız denge nedir? Bunu bir tanımlayalım. Bunu hem Marshall hem Varas farklı farklı tanımlamış. Bak şimdi bunlara bir bakalım. Şimdi yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat,
Bu bizim ne doğrumuzdur? Talep doğrumuz. Bu bizim ne doğrumuzdur? Arz doğrumuz. Denge 1 de denge fiyatı B1, denge miktarı Q1. Hemen yana bir tane daha çiziyorum. Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Ne doğrusu? Talep doğrusu. Ne doğrusu? Arz doğrusu. Denge 1D, denge fiyatı B1, denge miktarı Q1. Şimdi biz bunu tanımlarken şu bölümde kime göre yapalım arkadaşlar? Var rasa göre yapalım. Şurada ise kime göre yapalım? Maşallah göre yapalım. Varas dengeyi nerede arıyordu? Fiyat intibakıyla. Marshall dengeyi nerede arıyordu? Miktar intibakıyla. Öncelikle Varas'a göre tanımlayalım. Varas diyor ki, eğer fiyat denge fiyatının üstünde ise, fiyat birinin üstünde, denge fiyatının üstünde ise, bu durumda hareket ettiğimde önce neyle karşılaşıyorum? Talep. Talep miktarı bu kadar mıdır? Peki hareket ettiğimde neyle karşılaşıyorum? Arz. O halde arz miktarı da bu kadar. O halde burada benim karşıma gördüğünüz gibi ne çıktı? Arz fazlası çıktı. O halde Varas ne diyor? Varas diyor ki fiyat denge fiyatının üstünde ise bu durumda benim karşıma arz fazlası çıkar diyor. Peki denge nerede? Birde. O halde bu denge birde ise bu dengeye kadar fiyatın ne olması lazım? Düşmesi. Peki fiyat düştükçe şuradaki arz fazlası giderek azalmaya başlar mı? Başlar. Denge de sona erer. O halde Varas diyor ki fiyat denge fiyatının üstündeyken fiyattaki bir azalma eğer arz fazlasını azaltıyorsa bu denge istikrarlıdır diyor. Tam tersini yapalım. Diyelim ki bizim fiyatımız burada P3'te. Peki bu fiyat denge fiyatının neresinde? Altında. Yani diyoruz ki fiyat denge fiyatının altında ise. Şimdi ben bu fiyattan hareket ettiğimde önce neyle karşılaştım? Arz. Yani arz miktarı bu kadar mıdır? Peki ben bu fiyattan hareket ettiğimde neyle karşılaştım? Talep. Yani talep miktarı bu kadar mıdır? Yani piyasada bu kadar ne yaşanmaktadır? Bir talep fazlası yaşanmaktadır. O halde diyor ki Varas, fiyat denge fiyatının altında ise karşımıza bir talep fazlası çıkar. Peki denge birde değil mi? O halde bu dengeye kadar, bu fiyatın denge fiyatına kadar ne olması lazım? Artması. Peki fiyat arttıkça gördüğünüz gibi bu talep fazlası giderek ne olmaya başlıyor? Azalmaya başlıyor. Öyle değil mi? Ve dengede ne oluyor? Sona eriyor. O halde diyor ki Varas, fiyat denge fiyatının altındayken fiyattaki bir artış eğer talep fazlasını azaltıyorsa bu denge istikrarlı bir dengedir diyor. Şimdi bunu Marshall'a göre açıklayalım. Bakın biz dengeye burada fiyat ekseninden mi baktık? Ama Marshall dengeye nereden bakacak? Miktar ekseninden. Şimdi diyelim ki piyasadaki üretim miktarı QS olsun. Şu an üretim miktarı denge üretim miktarından az mı? Evet. O halde diyor ki Marshall, üretim miktarı denge üretim miktarından az iken ne olur? Bir malın fiyatını o mala olan ne belirler? Talep belirler. O halde QS kadar şu kadarlık mala tüketiciler hangi fiyatı ödemek ister dediğinizde biz buradan nereye çıkıyoruz? Talebe. O halde tüketicinin ödemek istediği talep fiyatını mı bulmuş oldum ben? Evet. Peki buradaki fiyat, tüketicinin ödemek istediği bu fiyat denge fiyatının üstünde mi? Evet. Niçin üstünde? Çünkü bu durumda üretim miktarı denge üretim miktarından az olduğu için. Dolayısıyla tüketiciler bu mala daha yüksek bir bedel ödemek istediği için ortaya çıkan bu yüksek fiyatı biz talep fazlası fiyatı deriz. O halde Marshall ne diyor? Üretim miktarı denge üretim miktarından az ise ortaya bir talep fazlası fiyatı çıkar diyor. Peki denge nerede?
denge 1'de. O halde denge 1'de ise denge 1'e kadar, yani üretim miktarının denge üretim miktarına kadar ne olması lazım? Artması. O halde üretim miktarındaki artış, bakın üretim arttıkça bu talep fazlası fiyatı giderek azalmaya başlıyor ve şurada yok oluyor mu? O adam aşağı diyor ki üretim miktarı denge üretim miktarından az iken, üretim denge üretim miktarına kadar arttığında eğer talep fazlası fiyatı azalıyor ise bu denge istikrarlı bir dengedir diyor. Peki tam tersini yapalım bir de. Diyelim ki üretim miktarı şurada Q'S olsun. Bu üretim miktarı artık denge üretim miktarından daha çok. Hadi diyoruz ki üretim miktarı denge üretim miktarından çok ise ne olur? Peki bir malın fiyatını ne belirler? O mala olan talep. O halde ben buradan çıktığımda tüketicinin ödemek istediği fiyat PDV değil midir? Peki bu kadar malı üretici hangi fiyattan satmak ister? Arıza çıkıyorum. Üreticinin de satmak istediği fiyat budur. Üreticinin satmak istediği fiyat, tüketicinin ödemek istediği fiyat hangisi fazla? Üreticinin satmak istediği fiyat fazla. İşte bu durumda da benim karşıma ne çıkar? Benim karşıma arz fazlası fiyatı çıkar. O halde ne diyormuş Marshall? Üretim miktarı denge üretim miktarından çok ise karşımıza arz fazlası fiyatı çıkar. Peki denge 1'de değil mi? O halde denge 1'de ise üretim de çoksa bu üretimin denge üretim miktarına kadar ne olması lazım? Azalması. O halde üretim azaldıkça bu arz fazlası fiyatı giderek azalır, 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 azalır. Nerede buluş biter? Dengede. O halde diyor ki Marshall, üretim miktarı denge üretim miktarından çokken üretimdeki azalış eğer arz fazlası fiyatını azaltıyorsa bu denge istikrarlı bir dengedir diyor. O halde biz neyi gördük? Hem varsa hem de Marshall'a göre istikrarlı dengeyi gördük. Peki bunun bir farklı analizini yapalım. Bakın şimdi yatı eksen miktar, dikey eksen fiyat. Şimdi burada ben talep doğrusunu çizdim. D1. Şimdi benim arz doğrumda negatif eğimli olabilir mi? Olabilir. Yani hem talep doğrusu hem de arz doğrusu burada ne olmuş? Negatif eğimli. Negatif eğimli arz doğrusunu tam rekabet piyasasını açıklarken daha ayrıntılı açıklayacağız. Burada sadece bu kısmı bilin şimdilik. O halde denge nerede? 1'de. Denge 1'deyken denge fiyatım P1, denge miktarı nedir? Q1. Şimdi bir tane daha çiziyorum. Yatı eksen miktar, dikey eksen fiyat. Bu benim negatif eğimli arz doğrum ama negatif eğimli talep doğrum da böyle çiziyorum. Denge 1'de, denge fiyatı P1, denge miktarı Q1. İkisinin farkı şu. Negatif eğimli talep doğrusunun eğimi, negatif eğimli arz doğrusunun eğiminden daha küçük. Değil mi? Talep daha yatıksa eğimi düşük. Burada ise negatif eğimli arz doğrusunun eğimi, negatif eğimli talep doğrusunun eğiminden daha küçük. Değil mi? Ama burada ise arz daha yatık. Yani arz ve talep negatif eğimliyken, talep daha yatıkken, arz daha yatıkken dengelerin istikrarlı olup olmadığına bakacağız. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Şurada fiyat denge fiyatının altında dersem hemen neyi düşünüyorum? Şunu düşünüyorum. Fiyat denge fiyatının altındaysa Varras'cının ismi, Marshall'cının ismi. Fiyat dediğimizde kim oluyordu? Varras. Hadi Varras'cının ismi yapacağız. Peki Varras'a göre fiyat denge fiyatının altındaysa karşıma ne çıkması gerekiyor? Talep fazlası. Bakıyorum buradan hareket ettiğim ilk önce neyle karşılaştım? Arz. Hareket ettiğim neyle karşılaştım? Talep. Gerçekten de gördüğünüz gibi fiyat denge fiyatının altındaysa talep fazlasıyla karşılaştım mı? Talep çok, üretim az, talep fazlası. Oldu mu? Oldu. Peki denge 1'de değil mi? Denge 1'deyse dengeye kadar fiyatın artması gerekiyor mu? Peki Varras ne diyordu? Fiyat denge fiyatının altındayken fiyattaki artışın talep fazlasını ne yapması lazım? Peki burada fiyat arttıkça şu talep fazlası azalıyor. Öyle olmuyor mu?
O halde bu denge istikrarlıdır. O halde biz buna ne diyoruz? Biz buna varrasçı istikrarlı denge diyoruz. O halde bu varrasa göre istikrarlı ise Marshall'a göre nasıldır? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Benim üretim miktarım şurada olsun. QS. Ve üretim miktarı denge üretim miktarından çok mu? Peki üretim miktarı denge üretim miktarından çokken karşıma neyin çıkması gerekiyordu? Arz fazlası fiyatı. Peki ben buradan hareket ettim. Önce neyle karşılaştım? Arz. Yani üreticinin satmak istediği fiyat bu. Hareket ettim. Neyle karşılaştım? Talep. Yani tüketicinin talep ettiği, satın almak istediği fiyat bu. O halde talep fiyatı çok, arz fiyatı az. Karşıma gördüğünüz gibi talep fazlası fiyatı mı çıkmış oldu? Evet. Peki ne çıkması gerekiyordu? Arz fazlası fiyatı. Ama ne çıktı? Talep fazlası fiyatı. O halde bu durum, biz ne diyoruz? Bu durum Marshall'a göre istikrarsız dengedir diyoruz. O halde varrasa göre istikrarlı, Marshall'a göre istikrarsız denge nasıl olurmuş? Negatif eğimli talep doğrusunun eğimi, negatif eğimli arz doğrusu eğiminden daha küçük iken. Şimdi geldik şuna. Şimdi diyoruz ki fiyat denge fiyatının altında olsun. Peki. E fiyat denge fiyatının altında ise bu durumda varrasa göre ne ortaya çıkması gerekiyor? Talep fazlası. Bakalım doğru mu? Şimdi ben bu fiyatlara hareket ettiğimde önce neyle karşılaşıyorum? Talep. E bu fiyatlara hareket ettiğimde neyle karşılaşıyorum? Arz. O halde fiyat denge fiyatının altındaysa arz daha çok, talep daha az. Ne ortaya çıktı? Arz fazlası. Ama varras ne diyordu? Talep fazlası. Uydu mu? Uymadı. O halde bu duruma biz ne diyoruz? Varrasa göre istikrarsız bir dengedir diyoruz. O halde bunu neye göre değerlendirelim? Marshall'a göre. Diyelim ki üretim miktarı denge üretim miktarından çok. Marshall üretim denge üretim miktarından çoksa ne ortaya çıkacak diyordu? Arz fazlası fiyatı. O halde ben bu üretimden hareket ettiğimde önce neyle çıkıp karşılaşıyorum? Talep. O halde talep fiyatı bu mudur? Ben bu üretimden hareket ettiğimde neyle karşılaştım? Arz. Arz fiyatı bu mudur? O halde üreticinin satmak istediği fiyat bu kadar, tüketicinin ödemek istediği fiyat bu kadar, karşılığı şu kadar. Ne çıkmış oldu arkadaşlar? Arz fazlası fiyatı çıkmış oldu. O halde denge 1'de değil mi? 1'e kadar bu üretimin ne olması lazım? Azalması. E üretim azaldıkça bakın bu aralık giderek kapanıyor mu? Yani kapanan şey arz fazlası fiyatı değil mi? E Marshall ne diyordu? Üretim denge üretim miktarından çok iken üretimdeki azalış arz fazlası fiyatını azaltıyorsa bu denge istikrarlı demiyor muydu? Aynısı oldu mu? Oldu. O halde bu durumda biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Marshall'a göre istikrarlı denge diyeceğiz. O halde Marshall'a göre istikrarlı denge nasıl oluyormuş? Negatif eğimli arz doğrusunun eğimi, negatif eğimli talep doğrusunun eğiminden daha küçük ise. Anlaştık mı? Bitti. O halde arkadaşlar şimdi neyi göreceğiz? Şimdi de piyasa dengesinin değişmesini göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ne anlatacağız? Şimdi de piyasa dengesinin değişmesini anlatacağız. Peki bizim piyasa dengemiz nasıldı? Şimdi yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat olmak üzere bu benim talep doğru değil miydi? Bu da benim arz doğru değil miydi? Peki dengelerde bir noktada denge fiyatı nedir? P1. Denge miktarı nedir? Q1. Peki piyasa dengesi nasıl değişir? Talep ya da arz değişirse piyasa dengesi değişir. Bu durum denge fiyatının ve denge miktarının değişmesine neden olur. Peki talep ya da arz nasıl değişir? Örneğin biz talebi sağa kaydıran nedenleri açıklarsak bunların tam tersi sola kaydırmayacak mı? O halde talep doğrusunu sağa kaydıran nedenler 1. Eğer bu mal normal mal ise ne diyoruz? Gelirdeki artış talep doğrusunu sağa kaydırır. 2. Ne diyoruz? Eğer bu mal diyoruz ki düşük bir mal ise
Bu durumda gelirdeki azalış talep doğrusunu sağa kaydırır. 3. Eğer bu malın ikamesi var ise ve bu malın ikamesinin fiyatı artmış ise talep doğrusu sağa kayar. 4. Eğer bu mal tamamlayıcı bir mal ise ve bu malın tamamlayıcısının fiyatı düşmüş ise talep doğrusu sağa kayar. 5. Eğer tüketiciler gelecekte bu malın fiyatının artmasını bekliyorlar ise şimdiki talepler artar, talep doğrusu sağa kayar. 6. Bu mal için tüketicilerin zevk ve tercihleri olumlu değişmiş ise talep doğrusu sağa kayar. Ve 7. Eğer bu malı tüketen tüketici sayısı artmış ise talep doğrusu sağa kayar. Peki arz doğrusunun konumu nasıl değişir? Biz yine arz doğrusunu sağa kaydıran nedenleri açıklarsak tam tersi nereye kaydıracak sola. Peki arz doğrusunun konumunu neler değiştirir? 1. Ne demiştik arkadaşlar? Eğer üretim maliyetleri yani girdi fiyatları düşerse üretim yapmak ucuzlayacağından arz doğrusu sağa kayar. 2. Eğer bu maldan alınan vergiler varsa ve vergiler azaltılırsa maliyetler azalacağından sağa kayar. 3. Bu mala devletin uyguladığı sübvansiyonlar yani destekler artarsa sağa kayar. Ve 4. Ne diyoruz arkadaşlar? Bu mal için eğer üretiminde teknolojik bir ilerleme veya bu malın üretiminde verimlilik artar ise talep doğrusu sağa kayar. 5. Eğer üreticiler gelecek ile ilgili olumlu beklenti içinde ise arz doğrusu sağa kayar. 7. Ya da bu malı üreten üretici sayısı artarsa arz doğrusu nereye kayar? Sağa kayar. O halde arzda ya da talepte şu koşullar değişirse arz ya da talebin konumu değişir. Bu durum denge noktasını değiştireceğinden denge fiyat ve denge miktarının değişmesine neden olacak. Şimdi şöyle bir şey yapalım, biz işimizi daha kolaylaştıralım. Diyelim ki arz sabitken talep artarsa ne olur? Şimdi bakın bakalım, yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Bu benim ne doğru talep, ne doğru arz. Denge 1 de, denge fiyatı B1, denge miktarı Q1. Arz sabitken talebin artması demek, talep doğrusunun sağa kayması demek. O halde artık şu birinci talep doğrusunun hükmü kalmadı. Yeni dengem nerede oldu? 2'de. Bu durumda denge miktarı Q2. Bu durumda ise denge fiyatı ne oldu? P2. O halde arz sabitken talebin artması gördüğümüz gibi denge fiyatını arttırmış, denge miktarını arttırmıştır. Ya da şunu diyelim arkadaşlar. Arz sabitken talebin azalması neye neden olur? Bunu da açıklayalım. Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Ne doğrumuz? Talep doğrumuz. Arz doğrumuz. Denge 1 de, denge fiyatı P1, denge miktarı Q1. Arz sabitken bu değişmeyecek, talep azalacak. Talebin azalması onun sola kayması demek değil mi? O halde artık şu birinci talep doğrumuzun hükmü kalmadı. Denge nerede kuruldu? 2'de. Bu durumda denge miktarı Q2, denge fiyatı ne oldu? P2. O halde gördüğünüz gibi başlangıça göre fiyat düştü, başlangıça göre denge miktar azaldı. O halde arz sabitken talebin azalması denge fiyatını azaltırmış, denge miktarını azaltırmış. Peki bir de şöyle yapalım. Talep sabitken arzın artması nasıl sonuç çıkartır? Şimdi bakın bakalım. Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat, ne doğrusu talep doğrusu, ne doğrusu arz doğrusu, denge 1 de, denge fiyatı P1, denge miktarı Q1. Bu sefer talebin konumu değişmiyor ama arz artıyor. Arzın artması onun sağ kayması anlamına gelir. O halde artık şu birinci arz doğrusunun hükmü kalmadı. Denge nerede oldu? 2'de. Bu durumda denge miktarı Q2 olurken denge fiyatı ne oldu? P2. O halde gördüğünüz gibi başlangıca göre denge fiyatı düşmüş, denge miktarı artmış. O halde talep sabitken arzın artması denge fiyatını düşürür, denge miktarını arttırır. Ya da şunu yapalım. Talep sabitken arzın azalması. Yine çiziyoruz arkadaşlar. Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Başlangıçtaki talep doğru, başlangıçtaki arz doğru. Denge 1 de, denge fiyatı B1, denge miktarı ne oldu? Q1. Peki ne diyoruz?
talep sabitken arzın azalması. Vade talebin konumu değişmeyecek. Arzın azalması demek, onun sola kayması demek. Vade denge birden denge ikiye gelir. Bu durumda denge fiyatı D2'yi, denge miktarı oldukça 2. Vade talep sabitken arzın azalması ne nedeni oldu? Başlangıca göre denge fiyatının artması, denge miktarı azalması. Yani denge fiyatı arttığı, denge miktarı azaldı. Peki ya şöyle demiş olsaydık, hem talep hem de arz aynı anda artarsa, işte burada sıkıntı var. Biz burada hangisinin ne kadar arttığını söylemedik. Vade hangisinin ne kadar arttığını söylemiyorsak, karşımıza 3 farklı durum çıkar. Bunlar, talepteki artış, arzdaki artışa eşit olabilir. Talepteki artış, arzdaki artıştan daha büyük olabilir. Talepteki artış, arzdaki artıştan daha küçük olabilir. O halde bu 3 farklı durumu, 3 farklı grafikte göstermemiz lazım. Nasıl göstereceğiz? Bakın şimdi, yatay eksen miktardaki eksen fiyat, talep doğru, arz doğru, denge 1'li, denge fiyatı P1, denge miktarı Q1 ve yine yatay eksen miktardaki eksen fiyat, talep doğru, arz doğru, denge 1'de denge fiyatı P1, denge miktarı Q1 ve yine yatay eksen miktardaki eksen fiyat, ne doğru, talep doğru, arz doğru, denge 1'de denge miktarı Q1, denge fiyatı P1. Birinci durum, talepteki artış, arzdaki artışa eşit olabilir. Peki talebin artması demek, onun geriye kayması demek sağ. Eşit miktarda arz artacak, arzın artması şu aralık kadar, arzın nereye kaybısı demek sağ. O halde artık şunların hükmü kalmadı, yeni denge nerede kurudu? İkide. Bu yeni dengede fiyat değişmedi ama denge miktarı ne oldu? Arttı. O halde talepteki artış, arzdaki artış eşitse fiyat değişmez, denge miktarı artar. İkinci durum. Ne demiştik? Talepteki artışın arzdaki artıştan daha çok olması. O halde talep daha çok sağa kayacak, arz daha az sağa kayacak, denge 1'den denge 2'ye gelecek, denge fiyatı arttı, denge miktarı arttı. Bu halde talepteki artış, arzdaki artıştan daha çoksa denge fiyatı artarmış, denge miktarı artarmış. Üçüncü durum, talepteki artış, arzdaki artıştan daha az olursa, o halde talep daha az sağa kayacak, arz daha çok sağa kayacak. Denge nereye geldi ki? Bu durumda denge fiyatı P2'ye düştüğü, denge miktarı Q2'ye ne oldu? Arttı. O halde talepteki artış, arzdaki artıştan daha az ise bu durumda denge fiyatı düşermiş, denge miktarı artarmış. Şimdi bakın bakalım. Arz ve talep aynı anda arttı ama ne kadar arttığını bana soru söylemiyorsa, şimdi her durumda da benim denge miktarım arttı mı? Arttı. O halde denge miktarı kesinlikle artar deriz. Ama denge fiyatı değişmemiş. Denge fiyatı artmış ya da denge fiyatı azalmış olabilir. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle biz ne deriz? Talepteki artış, arzdaki artış eşitse, pardon, talepteki artış, arzdaki artışı sormuş soru, hangisinin ne kadar arttığını söylemiyorsa, denge miktarı kesinlikle artar ama denge fiyatı nedir deriz? Belirsiz. Çünkü değişmeyebilir, artabilir, azalabilir. O halde sınavda soru bana, arz ve talepteki değişmelerle ilgili bir soru soruyorsa, ben bu soruyu mutlaka nasıl yapmam gerekiyor? Şekil çizerek yapmam gerekiyor. Eğer şekil çizmezsem doğru sonuca gidemeyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi de anlatacağız. Süper bir şey anlatacağız. Bakın şimdi. Şimdi yatay eksen miktar ekseni, iki eksen fiyat ekseni, biz talep doğrusunu şöyle çizdik, doğru mu? Peki bu talep doğrusu fiyat ekseni şu PD'de kesti mi? Bu ne demek? Fiyat PD'ye olursa tüketiciler bu mantığa hiç almıyor demek. Peki benim arz doğrumda şöyle olsun, S1. Peki arz doğrusu fiyat ekseni şurada PS'de kesti mi? Bu ne demek? Fiyat PS olunca üreticiler bu mantığa hiç üretmiyor. Yani en düşük bu fiyata satmak istiyor demek. Dolayısıyla piyasa dengesi şu bir noktada denge miktarı Q1, denge fiyatı P1. Şimdi özetlersek, şu PD fiyatı ne demek?
tüketicilerin almak istediği en yüksek fiyat demek. Bu PS ne demek? Üreticilerin satmak istediği en düşük fiyat demek. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki ben arkadaşımızın üzerinde gördüğü kazağı çok beğendim ve sordum kaça aldın o kazağı? Bana dedi ki hocam ben o kalemi o kazağı 50 liraya aldım. İyi dedim, ucuzmuş, ben hemen gidip alayım ondan. Tam gittim mağazaya alacağım. O günde Black Friday varmış. %50 indirim. Kaç liraya aldın? 25'e aldım. Kaç liraya almaya razıydın? 50. Kaç liraya aldın? 25. Bir kazanç elde ettin mi? Dolayısıyla ben neyim? Tüketiciyim. Abi tüketici bir malı daha yüksek bir bedele almaya razıyken daha düşük bir denge fiyatından aldığı zaman elde ettiği bu kazanca tüketici rantı denir. O halde şurası bana neyi gösterecek? Tüketici rantını gösterecek. Peki bir arz talep diyagramında tüketici rantını neresi gösterir? Deriz ki tüketici rantını talep doğrusunun altında denge fiyat çizgisinin üstünde kalan şu alan gösterir. O halde ben bu alana bundan sonra ne diyecekmişim? Tüketici rantı dedim. Ve tüketici rantı nasıl hesaplarım? Alan, şu üçgenin alanı. Yani alan HD1 ve H1 üçgeninin alanı derim. Üçgenin alanı nasıldı? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki aynı şey üreticiler için de söz konusu mudur? Diyelim ki üretici bu kaza en düşük 10 liraya satmaya razı iken daha yüksek olan denge fiyatı 25 liradan sattı. O halde üretici 10 liraya satmaya razı. Kaç liraya sattı? 25. O halde üretici bir kazanç elde etti ki bu duruma da üretici rantı denir. O halde şu kısım bana niye gösterecektir? Üretici rantını gösterecektir. O halde grafiksel gösterimde üretici rantını nasıl gösteririz? Arz doğrusunun üzerinde denge fiyat çizgisinin altında kalan şu alana biz bundan sonra ne diyecekmişiz? Üretici rantı. O halde ben üretici rantını nasıl hesaplarım? Üretici rantı eşittir. Diyeceğiz ki arkadaşlar şu üçgen alanı yani alan P1, 1 ve PS üçgeninin alanı diyeceğiz. Peki şurası bana neyi gösteriyor? Tüketici rantını. Burası neyi gösteriyor? Üretici rantını. O halde ben şunu yapabilir miyim? Tüketici rantıyla, bakın ne diyoruz arkadaşlar? Tüketici rantı ile biz diyoruz ki üretici rantının toplamı bana her zaman neyi verir diyoruz? Toplam rantı verir diyoruz. O halde bir konuda toplam rant nasıl hesaplanırmış? Tüketici rantıyla üretici rantının toplamı ile hesaplanırmış. Şimdi bir örnek yapalım bununla ilgili. Diyelim ki benim talep fonksiyonum QD eşittir 10-2P ve desin ki bu malın fiyatı 3 TL iken tüketici rantı ne kadardır? Not. Sınavda soru tüketici rantını soruyorsa mutlaka ve mutlaka talep fonksiyonu çizmen gerekir. Yoksa yapamazsın. Sınavda soru üretici rantını soruyorsa mutlaka ve mutlaka arz fonksiyonu çizmen gerekir. Yoksa yapamazsın. O halde biz tüketici rantını bulabilmemiz için önce bu fonksiyonu ne yapmam lazım? Çizmem gerekir. Çizelim. Şimdi ben burada fiyat 0 dersem gider, talep miktarı ne olur? 10. Peki ben burada talep miktarı 0 dersem bu gider, fiyat ne olur? 5. O halde benim talep fonksiyonum yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Fiyat 0 iken talep miktarım 10. Miktar, talep miktarı 0 iken fiyatım 5. Bu benim talep fonksiyonum mu oldu? Peki fiyat kaç tane dedik? 3. Peki fiyat 3 burada bir yer mi? Hadi bu 3'ü talep fonksiyonu yeni yazıyorum. Yeni yazarsam QD eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 10 eksi 2 çarpı 3 yani 4 olacak. O halde fiyat 3 iken biz bu maldan ne kadar almışız? 4. Almak istediğimiz en yüksek fiyat, satın aldığımız fiyat, aradaki şu fark tüketici rantını vermeyecek mi? Yani soru benden şuradaki üçgen alanı sormuş. O halde üçgen alanı yüksekliği 2, tabanı 4. Yapalım 4 çarpı 2 bölü 2'den tüketici rantımız ne olur? 4 olur. Peki soru böyle değildi.
Soru şöyle olsaydı, deseydi ki burmanın fiyatı 3 TL'den tarif fonksiyonu da yazalım. Q'li eşittir 10-2P. Burmanın fiyatı 3 TL'den 2 TL'ye düştüğünde tüketici rantındaki değişme ne kadardır desin. O halde biz soru tüketici rantını sorduğu için kesinlikle ve kesinlikle talebi tekrar çizecek miyiz? Evet. Zaten çizmiştik, hemen çizeyim. Yatay eksen miktar, iki eksen fiyat. Ne dedik? Fiyat sıfırken talep miktarımız 10, miktar sıfırken fiyatımız 5. Bu bizim talep durumumuz değil mi? Birinci durum. Fiyat kaç? 3. O halde fiyat 3 iken yerine yazarsak 10-2 çarpı 3 ne olacaktır? 4. O halde fiyat 3 iken talep ettiğin miktar 4. O halde fiyat 3 iken benim tüketici rantım burası mıdır? Sonra fiyat kaça düştü? 2'ye. O halde 2'yi burada yine yazalım. O halde 10-2 çarpı 2'den ne olacak? 6. O halde fiyat 2 iken ne kadar talep ettim? 6. Artık benim tüketici rantım şu büyük üçgen değil midir? O halde ben değişmeyi sorduğu için değişme şuradaki yamuğun alanı olmadı mı? O halde soru var mı sormuş? O halde ben bunu nasıl yaparım? Ya büyük üçgenden küçük üçgeni çıkartarak ya yamuğun alanı formülünden ya da dörtgenin alanıyla üçgenin alanı toplayarak. En kolayı dörtgenle üçgenin alanı toplamak. Şu uzunluk ne kadar? 1. Şu uzunluk ne kadar? 4. Çarparsam dörtgenin alanı 4. Peki üçgenin alanı yükseklik 1, taban 2. O halde 1 çarpı 2 bölü 2'den eşittir 1. O halde burası ne oldu? 1. O halde dörtgenle üçgenin alanı toplarsam 5 oldu mu? Peki eskiden tüketici rantım bu kadardı. Şimdi tüketici rantım bu kadar. Yani arttı mı? Yani tüketici rantım 5 birim artar deriz. Evet arkadaşlar, biz bu hafta ne yaptık? Arz ve talep analizini bitirdik. Önümüzdeki videomuzda ne yapacağız? Esneklik kavramını bitireceğiz ve tüm sorularımızı çözeceğiz. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Aynı zamanda sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Bize sorularınızı nasıl gönderebilirsiniz? Bize sorularınızı usta KPSS ve kurum sınavları Facebook grubundan gönderebilirsiniz. Ya da Instagram'da bizi takip edip gönderebilirsiniz. Instagram'da ekonomi hocası bitişik yazıyor arkadaşlar. Ekonomi hocası diye aratırsanız bulursunuz. Ya da bize nasıl gönderebilirsiniz? Mailinizle gönderebilirsiniz. Mail adresimiz adem@kiliç77@hotmail adresinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve biz sorularınızı çözüp size geri gönderebiliriz. Bu halde bizi Instagram'dan takip etmeyi, grubumuza üye olmayı ve sorularınız varsa mail atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız.